Ben Kamançöktan. Arnold doğuştan geldiğini ve iskelet yapısı tarafından belirlendiğini söylediği omuz genişliği konusunda çok şanslı sayılmazdı. Sarkık bir duruşa sahip olan omuzları poz vermeden rahat bir şekilde durduğunda dar gözükmesine sebep olur. Anca önden koltuk altı pozu verdiğinde üst vücudunun genişliği ortaya çıkardı. Arnold'a göre deltoidler her vücut geliştirme pozunda önemli bir yere sahipti. Önden çift biseps pozunda ne kadar geniş duracağını belirliyor. Mosmaskulur pozunda ne kadar kaslı olduğunu gösteriyorlardı. Yandan verilen göğüs ve triceps pozlarında 3 omuz başı da eşit derecede önemliyken arkadan verilen pozların etkisi arka omuz kasının şekline, ayrımına ve definisyonuna göre artıyordu. Arnold omuz genişliği ile deltoid gelişiminin farklı şeyler olduğunu söylüyordu. Üç omuz başının da eşit şekilde gelişmesi gerektiği gibi hepsi poz verildiğinde rahatlıkla görülebilecek şekilde define olmalı. Ön omuz göğüsten, yan omuz kollardan, arka omuz ise trapezden keskin bir çizgiyle ayrılmalıydı. Arnold zayıf bölgesi olan omuz kaslarını bir programa bağlı kalarak kendisine şampiyonluklar kazandıracak hale getiremeyeceğini erkenden fark etmişti. Bu sebeple kariyeri boyunca farklı farklı antrenmanlar ve teknikler uyguladı. Videonun geri kalanında size en çok tercih ettiği egzersizleri anlatacağım ve en son karede kitabında paylaştığı klasik programlarından birini göstereceğim. Hadi başlayalım. Arnold omuz antrenmanlarına ağır bir itiş egzersiziyle başlardı ve genelde tercihini şu an kimsenin yapmadığı ama 60'lı ve 70'li yıllarda vücutçuların favorisi olan enseye presten yana kullanırdı. Deltoidler için favorim dediği hem ön hem yan omuz başını çalıştıran bu klasik egzersizi bazen ayakta bazen de sırt destekli bir sehpaya oturarak yapardı. Arnold bu harekette barı kafanın arkasına kadar indirmenin yeterli olmadığını düşünürdü. Ona göre tam etki alabilmek için full range of motion kullanılmalı, bar her tekrarda enseye değene kadar indirilerek ön omuz iyice esnetilmeliydi. Bu egzersiz için tercihi her set ağırlık arttırarak 15 10 8 8 6 tekrar kullanmaktı. Avusturyalı vücutçunun bir diğer favorisi ilerleyen yıllarda literatüre Arnold Press ismiyle geçecek olan döndürerek Dumbbell Press'te. Bu egzersize avuç içleri yüzüne bakar pozisyonda başlıyor. Ağırlıkları kaldırırken aynı anda ellerini çeviriyor. Tepe noktasında avuç içleri karşıya bakacak şekilde tekrarı tamamlıyordu. Arnold'un özellikle yarışma döneminde kullandığı bir diğer varyasyonda ağırlık sabit bir düzlemde ilerlediği için kasın üzerindeki gerilimin hiç düşmediği ve barı güvenli bir şekilde daha derine indirebildiği makina press. Arnold'un omuzu geniş gösteren lateral deltoidler için favori egzersizi ayakta dumbbell yana açtı. Bunu yaparken bambılları bacaklarının önünde tutar, üst vücudunu hafifçe öne eğer, ağırlıklar tepe noktasına ulaşırken sanki bir sürahiden bardağı su döker gibi serçe parmağını hafifçe yukarı kaldırırdı. Bu yan omuza ek olarak arka omuz başında çalıştırmasını sağlardı. Arnold yana açış yaparken çoğu kişi gibi kolları yere paralel olunca durmak yerine ağırlıkları omuz hizasının üstüne çıkana kadar kaldırmaya devam ederdi çünkü bu şekilde yapınca çok daha şiddetli bir kasılma hissediyordu. Omuz kaslarını iyice hırpalamak için uyguladığı bir diğer teknik de eline iki ağır dambıl alıp yana açmak ve bu pozisyonda olabildiğince uzun süre beklemeye çalışmaktı. Ona göre bu izometrik çalışmanın verdiği yanma omuzlarında daha derin bir ayrım oluşmasını sağlıyordu. Arnold'ı Mr. Olympia hazırlık sürecinde kabloyla tek kol yana açış yaparken görmek de mümkündü. Bu hem her omuz başını ayrı ayrı çalışma imkanı veriyor hem de kablonun sağladığı daimi gerilim arzu ettiği detaylı görüntü oluşturmasına yardımcı oluyordu. Arnold yandan ve arkadan verdiği pozların önemli bir parçası olan arka omuzları öne eğilerek yaptığı yana açış egzersiziyle çalıştırırdı. Bunu yaparken dumbbelllar ile omuzlarının aynı hizada olmasına dikkat ederdi. Çünkü ağırlıkları arkaya doğru kaldırmak trapezleri ve kanatları, öne doğru kaldırmak ise ön omuzları devreye sokuyordu. Arnold'ın arka omuz kaslarını geliştirmek için uyguladığı bir diğer yöntemde yatağının altında 10 kiloluk bir dumbbell bulundurmak ve sabahları uyanınca ilk iş olarak 5 set yatarak tek kol yana açış yapmaktı. Vücutçu arkadaşı Serge Nubra'dan öğrendiği bu egzersizi gerçek antrenmanının bir parçası değil sadece ekstra bir çalışma olarak görüyordu. Arnold ağırlığın kafa hizasının üzerine kaldırıldığı tüm lateral raise ve press egzersizlerinde yoğun bir şekilde çalışan trapezleri sırtın değil omuzların bir parçası olarak görüyordu. Kendisi üst sırtın görsel merkezinde bulunan boynu, omuzları ve kanatları birbirine bağlayan bu elmas görünümlü kas için dumbbell ve bar ile yapılan ve rahatlıkla ağır kilolara çıkılabilen çırak egzersizlerine öncelik veriyordu. Arnold'un trapez gelişimi için yaptığı bir diğer egzersiz de upright row'du. Bazen bu egzersizi press ve öne kaldırış ile triset şeklinde uyguluyor. Bu yüksek şiddetli çalışmanın ön omuz kasıyla göğüsleri arasındaki ayrımı derinleştirdiğine inanıyordu. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek üzere.